Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere her şeyin bir zekatı olduğundan söz edeceğim. Zekat dediğimiz zaman aklımıza daha ziyade bir kimsenin nisap miktarından fazla zekatlık malı varsa o maldan zekat verecek şeklinde anlıyoruz. Evet, fıkhi anlamda bu doğru bir ifade. Ancak insanların sahip oldukları şey sadece maldan ibaret değil. Ve yine bazı hadislere de baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bazı şeyleri de zekat olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Mesela Ebu Hureyre'nin ve Sehil bin Sa'd'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: "Likülli şeyin zekah ve zekatul cesedi es-savm." Her şeyin bir zekatı vardır. Cesedin zekatı da oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Allah namazla zekatı birbirinden ayırmamış. Namazla zekatı hep birlikte zikretmiş, yan yana zikretmiş. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine baktığımız zaman da Resulullah Efendimiz'in zekatla oruç arasında da bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Ne diyor? Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Demek ki oruç tutmak başka bir yönüyle bir zekattır. Zekat vermek. Neyin zekatını veriyorsunuz? Bedenin zekatını veriyorsunuz. Çünkü oruç tutmak suretiyle bedeninizden bir şeyler gidiyor. Bedeninizin ihtiyacını oruç tutarken tam olarak karşılayamıyorsunuz. İşte acıkmışsınız ama oruç sebebiyle yiyemiyorsunuz. Susamışsınız fakat oruç sebebiyle su içemiyorsunuz. İşte şurada önünüzde yapılması gereken bir iş var. Fakat o iş biraz güçlü kuvvetli olmayı gerektiriyor. Oruç sebebiyle vücudunuz biraz takatten düşmüş, biraz zayıflamışsınız. Şimdi o işi yapamıyorsunuz. Çünkü vücudunuzdan bir güç gitmiş. Veyahut da akşamüstü olmuş, işte kafanızı yorarak, aklınızı çalıştırarak bir meseleyi çözeceksiniz. Fakat artık çok fazla çalışmıyor kafanız. Dolayısıyla vücudunuzdan bir nevi akli melekenizden de bir güç gitmiş, bir kayıp olmuş. Zekat bir şeyi vermek demek oluyor netice itibariyle. Yani manası temizlemek oluyor. Esasen tabi o kök anlamı itibariyle de zekat öyle bir temizlik işlevi görüyor. Orucun bedenin zekatı olması anlamında da esasen bir temizlik işlevi var vücutta. Çünkü oruç vasıtasıyla beden bir sürü mikroplardan, toksinlerden, besin zehirlerinden temizleniyor. Vücutta fazla olan şeyler, lüzumsuz olan şeyler, vücudu yoran şeyler, vücuda yük olan şeyler, ağırlık veren şeyler atılıyor. Dolayısıyla vücutta oruç vasıtasıyla bir temizlik yapılıyor. O temizliğin yapılması da o anlamda bir zekattır. Yani hem temizlik anlamında bir zekattır, hem de vücuttan bir şeylerin atılıp gitmesi anlamında bir zekattır oruç. Demek ki hadis-i şeriften de anlıyoruz. Zekat sadece maldan verilen bir şey değil. Başka şeylerden de veriliyor. Ve işte bedenin zekatı nedir? Oruçtur. Ve oruç gerek bir şeyler vermek anlamında ve gerekse
temizlemek anlamında zekatla tam tamına da anlam itibariyle bağdaşıyor. Değerli izleyiciler, ilmin de zekatı vardır. Mesela mutlak olarak ayet-i kerimede zikredilmiş. Müminlerin özelliklerinden bahsederken Cenab-ı Allah وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ O müminler bizim kendilerine rızık olarak vermiş olduğumuz şeylerden infak ederler. Her ne kadar tabii rızık dediğimiz zaman hatıra gelen şey yiyecekler ise de fakat zekatı verilen şeylerin de sadece yiyecek maddeleri olmadığını biliyorsunuz. Yani yiyecek maddelerinden de zekat verilir. Ama işte altın, gümüş gibi yenilmeyen şeylerden de zekat verilir. İşte ev, bark gibi onların gelirleri varsa onlardan da zekat verilir. Fabrikalarınız varsa onların gelirlerinden de zekat verilir. Velhasıl gelir getiren her şeyden zekat verilir. Dolayısıyla o anlamda mal olarak nitelediğimiz herhangi bir şeyin geliri varsa ondan zekat vermek gerekiyor. Ama o mal olarak nitelediğimiz her şey yenilecek, içilecek şeyler değildir. Ve çoğunlukla da yenilecek, içilecek şeyler değildir. Ama insanın bu dünyada en büyük ihtiyacı yeme içme olduğundan dolayı en çok ihtiyacı onadır ve Cenab-ı Allah da her verilen şeyi adeta bir rızık gibi insanların önüne koymuş ve dolayısıyla Cenab-ı Allah insanlara ne vermişse insanlar ondan infak ederler anlamını ayet-i kerimeden daha geniş anlamıyla çıkarabiliriz. Kaldı ki burada işte ve mimma oradaki ma her şey anlamına geliyor. Her ne ki anlamına geliyor. Ve onun içerisinde o zaman mal da vardır, ilim de vardır, makam da vardır, meslek de vardır, sağlık da vardır, bilgi de vardır. Değer olarak insanlar neyi kıymetli, değerli biliyorlarsa bunların hepsi işin içerisine girer. Yani bir adam ilim sahibi ise onun da zekatı var. Yani şimdi siz bilgi sahibi birisi olarak, efendim ben işte şu kadar çalıştım, çabaladım, bilgi sahibi oldum. Eğer benden bir bilgi istiyorsanız belli bir para mukabilinde ben bunu size satarım. Mesela bir hukuk danışmanına diyelim ki kanunla ilgili bir işiniz var. Birçok sefer işte derler ki avukatlar danışma ücrete tabidir. İşte danışmanın fiyatı budur şeklinde oraya bir ücret koyarlar. Ama şimdi herkese böyle mi yapmanız gerekiyor? Diyelim ki danışma ücreti dahi veremeyecek. Ama hukuki bir derdi ve bir sıkıntısı olan bir kişi sizden başka avukat olarak sizden başka kimseyi bulamamışsa ve ancak hukuki meselesi sizin danışmanlığınız sayesinde çözülecekse siz bu insana yardım edeceksiniz. Hatta böylesi bir zekat farz-ı kifayeden bazen farz-ı ayn seviyesine çıkıyor. Mesela bir doktor, orada bir yaralı var. İnsanlar etrafına üşüşmüşler. Eğer o yaraya müdahale edilmezse o insan ölecek. Fakat o insanlara bakıyoruz. O insanlar diyorlar ki ya ben müdahale etmesini bilmiyorum, ben bilmiyorum. Fakat orada bir doktor var. O biliyor. Müdahale etme sorumluluğu kime düşer? Doktora düşer. Efendim işte o arada doktor dese ki efendim benim bu tür müdahalelere olan ücretim şu kadardır. Yani böyle bir şey doğru mudur? Burada artık ücret, para, şu bu konuşulmaz.
Burada adamın artık hayatı söz konusudur. Burada bir insanın kurtarılması söz konusudur. Ücret meselesi hiç hayale dahi getirilmeden doktorun orada o kişiye müdahale etmesi gerekiyor. Ha, dini olarak da böyle. Yani cenaze namazı kılması gereken bir durum var. Sizden başka onu yapacak kimse yok. Bu farziyet kime yönelmiş olur? Size yönelmiş olur. Efendim bana da işte bunun akrabası kimse, sahibi kimse, o kız. Yok, böyle bir şey yok. Eğer kala kala sadece o kişinin cenaze namazını kılmak size kalmışsa, ya da o kişiyi defnetmek, yıkamak, gasl etmek size kalmışsa, size düşüyorsa, o zaman siz bunu yapacaksınız. Bir nevi işte o da sizin zekatınızdır. Bu anlamda her mesleğin zekatı vardır. Her sanatın zekatı vardır. İlmin de zekatı vardır. Sanatın da zekatı vardır. Hatta bunun ötesinde sağlığın da zekatı vardır. Yani sağlıklı bir insansın. Sağlıklı bir insansın. Eğer ara sıra sağlıklı bir insan olarak birileri veya bazı müesseseler senin yardımına ihtiyaç duyuyorlarsa, o zaman sen bu sağlıklı halinle gidip onlara yardım edeceksin. Yani bugün bakınız, toplumlarda birçok sivil kuruluşlar var. Böyle bir zamanda, toplumsal hayatın çok girift bir hale geldiği böyle bir zamanda, her şeyi devletin görmesi, devletin yapması mümkün değildir. Bir takım işleri de sivil kuruluşlar yapacaklar, sivil teşkilatlar yapacaklar. Eğer bazı şeyler yapılmıyorsa, bunu yapabilen insanların ortaya çıkıp yapması lazım. Hatta eğer bu gibi şeyler bazen yapılmazsa, bir farz-ı kifaye terk edilmiş, o toplumda o meseleyle ilgili pek çok sorumluluk herkesin boynuna yüklenmiş de olabilir. Dolayısıyla zekat dediğimiz zaman bunu sadece işte zenginler versin şeklinde düşüneceğimiz bir şey değil. Gerektiğinde işte sağlıklı bir fakirin de vermesi gereken bir şey vardır. Eğer onun sağlıklı bir insan olarak yapabileceği bir şey varsa, onun da yapması gereken bir şey vardır. Her meslek sahibinin yapması gereken bir hayır vardır. Her makam sahibinin yapması gereken bir hayır vardır. Eğer toplumda birçok insanlar kötü durumda bulunuyorlarsa, işte zenginlerin dışında başka imkan sahibi olanlar o imkanlarını kullanmadıklarından dolayı, bir nevi malın dışındaki zekat verilmediğinden dolayı birçok insan mağdur ve mazlum durumdadır, sıkıntılı haldedir. Değerli izleyiciler, zekatı biraz da böyle daha geniş anlamda düşünüp, bizim kamil bir insan, kamil bir Müslüman olabilmemiz için de zekatı vermemizin şart olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Alkame bin Naciye el-Huzai, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Malınızın zekatını vermeniz İslam'ınızı tamamlar. Yani sizin Müslüman olmanızı tamamlar. Şu halde zekat vermek kamil Müslüman olmanın şartlarındandır. Eğer bir kişi zekat vermiyorsa, o kişi olgun bir Müslüman, kamil bir Müslüman, iyi bir Müslüman değildir. Ama biraz da bu zekatı daha geniş anlamda düşünmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah da bizi pek çok ayet-i kerimede zekat vermeye teşvik ediyor. Münafıkun suresinin 10. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Birinize ölüm belirtileri gelip de, ey Rabbim ne olur
beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de sadaka versem ve iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Esasen Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede bir nevi insanların psikolojilerini de ortaya koyuyor. Yani malla ilgili, bir şey vermekle ilgili, hayır ve iyilikle ilgili olarak insanların genel davranışlarını ve psikolojilerini de ortaya koymuş oluyor. Ayet-i kerimeyi bir daha baştan okursak, birinize ölüm belirtileri gelip de ey Rabbim ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de, yani ölümümü geciktirsen de sadaka versem ve iyilerden olsam. Genellikle insanlar böyle işte ne zaman öleceğini anlarlar. O zaman birçok şeyleri yapmadıklarından dolayı, işte mesela zekat vermemişlerse zekat vermediklerinden dolayı, namaz kılmamışlarsa namaz kılmadıklarından dolayı pişman olurlar ve Cenab-ı Allah'tan böyle belki dilleriyle ellerini açarak yalvararak değil ama lisan halleriyle, duygularıyla, içinden geçirdikleri halleriyle böyle derler. İşte Cenab-ı Allah böyle demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Ama biraz önce ifade ettiğimiz gibi burada rızık olarak verilen şeyi geniş anlamda anlayın. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu, insana vermiş olduğu her türlü mal, makam, meslek, bilgi, beceri, imkan olarak anlayın. Ve insanların bu imkanlardan dolayı bir şeyleri de vermek mecburiyetinde olduklarını hatırlamanız gerekiyor. Yine Cenab-ı Allah Tegabun suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin ve itaat edin ve kendiniz için infakta bulunun. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin ve itaat edin ve kendiniz için infakta bulunun. Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet, eğer insan fazla mal sahibi ise ve elindeki mallarla da zaruri ihtiyaçlarını karşılıyorsa, zaten o fazla malla ihtiyacı karşılanan kişi kendisi değildir. Kendisinin dışındaki başka kişilerdir. Ha, onlar ailesi olur, çoluk çocuğu olur, akrabalı olur, dostları olur, arkadaşları olur ama netice itibariyle sahip olduğu o şeylerin fazlasını kendisi kullanmıyor. Madem kendisi kullanmıyor, Cenab-ı Allah elbette eş içinde bir pay ayrılmasını emretmiş, çoluk çocuk içinde bir pay ayrılmasını emretmiş ama bunun dışında malda fakir fukaranın da bir hakkı olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla o hakkı da onlara vermek lazım. Şimdi herkes bir zekat vermeli ama öyle bazı insanlar çıkabilirler ki efendim işte bizim verecek hiçbir şeyimiz yok. Yani biz diyoruz ya işte kim hangi imkana sahipse zekat versin. İşte bununla ilgili olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakire de salatı, namaz ve duayı emretmiş. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki kim zekat verecek malı yoksa, kimin zekat verecek malı yoksa Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasulike ve alel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Allah'ım kulun ve elçin Muhammed'e, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara salat et. Yani onlara rahmet et. Bu söz onun için zekat yerine geçer. Yani eğer bir fakir hiçbir şey yapamıyorsa, bir hasta onun da verecek zekatı var. Hiçbir şey yapamıyorsa bari dua etsin. O dua onun zekatıdır. O dua zekat yerine geçer. Her şeyin bir zekatı olduğunu, her şeyin, herkesin bir şey yapabileceğini sakın unutmayınız. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun değerli izleyiciler.